Evet Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızı takip eden diğer takım taraftarları sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah kanalımıza sizleri bu video bitiminde abone edebiliriz. Fenerbahçe'de Arda Güler yerine Kenan Yıldız. Fenerbahçe için İspanya'dan flash bir transfer iddiası gündeme geldi. Bakın İspanya'dan. Markada yer alan habere göre Fenerbahçe Arda Güler'in yerine Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyormuş yani şey Altay Bayındır'ı satıp <laughs> Kaliye Lewandowski'yi alacakmışız. Arda'nın farkındalar. Juventus'un oyuncusu ABD kampına alacaklar. Kenan Yıldız genç takımlarla harika bir sezon geçirdi. Juventus'un A takımıyla ABD turunda yer alacağı kaydedildi. 18 yaşındaki futbolcunun ayrıca geçen sezon içerisinde de Allegri yönetimindeki takımla birlikte antrenmanlara katıldığı hatırlatıldı. Arda ile Yaşıt daha hücumcu demiş. Ulan adam forvet. Hani hücum hattının her bölgesinde yer alıyor. Forvet adam forvet. 3 bölgede oynayabiliyormuş. İkinci forvet 10 numara kanatlarda görev alabiliyormuş. Zor bir transfer Benfica'da istiyor. Kenan Yıldız babadan iyi bir Fenerbahçeli. Babadan iyi bir Fenerbahçeli. Biz şu anda 29 Haziran 2023 tarihindeyiz. İnancınız olsun. 29 Haziran 2022 tarihinde de benzer şeyi konuşuyorduk. O dönem imza imza alamama olayı vardı. Bir e, gelme ihtimali vardı. O dönem beceremedik. Şu saatten sonra töbe beceremeyiz. Bu bir. İkincisi ya Arda'yı satıp Kenan Yıldız alacaksın. Okey. Yani Juventus'ta altyapıda oynayan A takıma çıkıp bakın Juventus'ta 5 tane maça çıksa sezonda. Sadece 5 maç 450 dakika süre alsa gideceği en kötü seviye Fiorentina falan seviyesi yani Fiorentina Lazio seviyesi. Al hani Fenerbahçe'yi tamam hepimiz çok seviyoruz. Bize göre dünyanın en iyi takımı, en büyük takımı falan filan diyoruz da yani bu bize göre. Bir de hayatın gerçekleri var. Anlatabiliyor muyum? Hayatın gerçekleri var. O haber külliyen yalan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Arda Güler'in gideceğini kim söylüyor? Fenerbahçe'de Bekao'dan mutlu sona yakın değil. Fenerbahçe Bekao'da mutlu sona yakın değil. Stoper bölgesini Rodrigo Bekao ile güçlendirmeye hazırlanıyor Fenerbahçe. Bir süredir de bu transferi bitirmek için uğraşıyor. İtalya'dan müjdeli haberler geldi değil. Fenerbahçe yönetimi yaptığı son teklifle transferde öne geçti değil. Hocam iki de değil diyeceksen çıkalım biz. Abone ol diyorsun. Böyle konuşursan biz çıkar gideriz. Tamam. Arkadaşlar bakın. Udinese forması giyen Bekao için Fenerbahçe çok uğraştı. Hala da uğraşıyor. O ayrı mesele ama bu haberdeki gibi bitme e, duyumu değil. Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Ben bu kanalda şu duyumu verdim. Birkaç saat içerisinde belki birkaç gün içerisinde Rodrigo Bekao Fenerbahçe'de haberi duyarsanız şaşırmayın. Çok ama çok iyi bir e, konuma geldik diye. 7 milyon euroya yani yükseltti Fenerbahçe diyor. En Cazip Tekti Fenerbahçe'den geçen sezon 28 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı değer sağladı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro falan filan. Arkadaşlar İtalyanlara biz bir rest çektik. 4 4,5 bandına kadar çıkıyoruz. Üstüne veriyorsanız yani veriyorsanız verin, vermiyorsanız vermi çıkılıyoruz diye. İtalyanlar da buna karşılık sosyal medyaya bakın. Yok Juventus istedi. Yok Inter istedi. Yok Fiorentina istedi falan filan haberleri çıkaracaklar bu tip haberleri çıkaracaklar. Yok Milan istedi yok falan filan diye. Yemeyin. Biz Bekao için rest çektik. Ben bu restten ee, geri döneceğimizi zannetmiyorum. Devraj, Devraj, Defray, Defray diyenler de var. Defray diyenler de var. Devraj arkadaşlar. E, biz de ona yöneldik. Ulan dedik. Bekao'ya 7 ver. Yıllık ücrette iki 2.5'a tamam dedi. 4 yıllık anlaşsan 17 milyon euro. Ulan Devray, Devriş ee, sözleşmesi bitiyor. 3 imza parası versen. üçerden 4 yıllık sözleşme yapsan 12, 3 de oradan 15. Ulan daha karlıyız. Mantığındayız. Hani bugün bana sorsanız Devriş derim. Ama belki de BK'yı almak için bir dümendir. Şimdi bir dümene daha geldik. Selahattin Baki'den transfer açıklaması. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki Malcolm ve Wendel haberlerinin gerçeğin yansıtmadığını söylemiş. Ancak sihirli cümlelerle. Nasıl sihirli cümle? Sihirli cümle neymiş? Fenerbahçe Malkum ve Wendel'i kiralamayacak. Wendel'in 17,5 milyon euroya satın alma maddesi olduğu bilgisi de doğru değil demiş. Şimdi bakın. Ben size mesela kimi söyleyeyim? Kavunun serbest kalma maddesi kaçtır? Herkes 10 diyor değil mi? Livakov için de 10. Mesela Orsolini'nin serbest kalma maddesi var mı? Hani Fenerbahçe ilgilendiği için söylüyorum. İşte bir vardır şöyle bir. Fenerbahçe'nin hiç ilgilenmediği bir isim olsun. Abuzitt'in kıl kuyruk olsun. Serbest kalma maddesini bana sorsanız ben bilmem. Ali Koç'a Selahattin Maki'ye sorsanız ikisi de dese ki yok onun serbest kalma maddesi 20 milyon euro dese ne dersiniz? Demek ki lan araştırdı bunlar dersiniz. Ya da bunlar alttan alttan bir şey yapıyor. Bakın Selahattin Maki açıklama yapmış ve aynen şu cümleler bak. Şimdi cümleleri kuşkucu bir şekilde dinleyin. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünü düşünerek dinleyin. Fenerbahçe Malcolm ve Vendel'i kiralamayacak. Vendel'in 17,5 milyon euroya satın alınma maddesi olduğu bilgisi de doğru değil. Demiş. Rusya'ya geleceğiz. Bu noktada farklı davranmak için bir neden yok. Demiş. Yani Zenit, Kızıl Yıldız, Nefçi Bakü'nün de aralarında yer aldığı takımlarla turnuva için söylemiş. Arkadaşlar ben yorum yapmayayım. Size bırakayım. Ne anlamak istiyorsanız doğru anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani kiralamayacak 17,5 milyon euroya satın alma maddesi bilgisi doğru değil. Fiorentina'dan Livakovic'e teklif. Şimdi Livakovic'i çok andık. Hemen haberde denk geldi. İtalya seri rakiplerinden Fiorentina. Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'e 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Haberin devamı ne? 28 yaşındaki kaleci 6 milyon euro artı bonus teklifinde bulundu. Livakovic'in 10 milyon euro da 10 milyon euro vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim diyen Dinamo Zagreb. Hırvat kaleci için Villarreal ve Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyor demiş. 49 maçta 13 kez kalesini gole kapattı. Hırvat Semeli takımı 2022 Dünya Kupası'nda 3.lük başarısı yakaladı. Ama Dinamo Zagreb 10 milyon euroyu verdiniz, verdiniz. Vermezseniz vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim diyor. Vermezsen verme. Bize milletimiz... O başka bir şeydi. diye. vermezsen verme. İkinci bir haberimiz. Fenerbahçe'de kaleye yeni aday. Juan Musso. Atalanta'nın 30 yaşındaki kalecisi. Juan Musso'yu da adaylar arasına ekledi. Kiralamayı hedefliyor. Diyor arkadaşlar. Hatırlarsınız biz bunu konuştuk. Haberleşmesine de sevindim. Altay var. İrfancan Can Eğribayat var. Hem Altay'la sözleşme uzatıldı. Hem İrfan Can'ın servisi alındı. Hem de İsmail Kartal geldi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gelin beyin fırtınası yapalım. Dün de bu soruyu sordum. Bir çoğunuz cevap bile veremediniz. Çünkü niye biliyor musun? İçin içinden çıkamadınız. Dedim ki öne galaksiyi doldurup Samet, Ferdi, Altay'la devam etsek ister misiniz? Hani öne galaksiyi dolduracaksın ama. Galaksi. Müthiş bir galaksi. Ya da sağ beke Mert Müldür çek Şimdi Mert Müldür'ü konuşacağız. Sol beke Ferdi, kaleye Altan, stoper galaksi, orta saha galaksi, hücum galaksi ister misiniz? Üçüncüsü Arda Güler, Ferdi, ee, Samet, kaleci Livakovic olacak ister misiniz diye. Arkadaşlar içinden çıkılması çok zor bir denklem. Atanın iyi olacak, tutanın iyi olacak. İsmail Kartal döneminde Altay Bayındır'ın performansı bayağı yukarı yukarı çıkmıştı. Bayağı bayağı coşmuştu. Hatta insanlar İsmail Kartal ne yaptı? Acaba okudu mu, üfledi mi diyorlardı. Şimdi ben bana saçma geliyor. Bak. Bana ne saçma geliyor? Şimdi sezon başlayacak. Başlamadan başlayacaklar. İsmail Kartal olmaz bu iş. Ben hissederim. Biz içime doğdu. Becerebilecek. Görün bakın 6. sene yine sıfır kupa. Bu tip dürrükleri adam hesabına katmayın. Ama bunlar adam hesabına katmayın. Çünkü bunlar her sene çıkarlar. Kimi istiyorum? Dünyanın en iyi oyuncusu şu anda kim kabul ediliyor? Mustafa Hoca. Değilim de yani misal diyorum. Mustafa Hoca Fenerbahçe'ye gelse 50 tane kılıf bulurlar. Yaşlı. Bu göbekten olmaz. Gözlüğü var. Tipini beğenmedim. Yok. <laughs> Bu olmaz bak ben diyorum bak görün bakın falan diyecekler. Ya bu tiple. Bak iki tip de sıkıntı Bir bu bir de hissediyorum kesin şampiyonuz. Ulan İsmail Kartal'ın karşılışı yok. Lan bir durun bismillah. Bir durum bir Fenerbahçe izleyelim. Bir sahaya insin. Bir geliştirsin. Bak bir takımın şampiyon olup ya da olmayacağı Temmuz'da belli olmaz. Ağustos'ta belli olmaz. Eylül'de belli olmaz. Ekim'de belli olmaz. Kasım'da belli olmaz. Aralık'ta belli olmaz. Ocak'ta belli olmaz. Ancak Şubat'ta. Ancak Şubat'ta. Şubat ayına kadar bu sene kesin şampiyonu diyen kim varsa takipten çıkın. Hocam yanlışlıkla sen söylersin. Ya ben söylersem esprisine, gırgırına, şamatasına ya da e, şov yapmaya işte beğeni kasmaya falan söylerim. Bak Şubattan önce 7 ay geçmeden, Şubattan önce asla ve asla şampiyon şu denilmez. Ha ne olur bir takım aleni kolluyorlardır bu sene olduğu gibi. Offsitemsi, penaltımsı, kırmızı vermemeler falan işte hakimin de rakibin ağzına suratına tekmeyle daha sonra da kart vermiyorlarsa o zaten hani e, açıklanamayacak şeydir. Ama onun dışında ne olur şu Fenerbahçe bu sene şampiyon falan diyenleri geçin. Ben size bir şey söyleyeyim. Kaynağımla görüştüm. Hala Livakovic'te ısrarcıyız almaya çalışıyoruz diyor ama ben e, inisiyatif kullanarak söylüyorum. Bence kaleci transferi yapmayacağız. Yaparsak da Türk belki başka milli takımın kalesini kor koruyan ee, bir Türk alacağız. Yani yabancı hakkımızı kaleciden yana kullanmayacağız. Bakın arkadaşlar çok zekice değil mi? Arda Güler'i gönderme. Erdi'yi de gönderme. Kaleye de yabancı alma. Ya donat. Bekao'yu mu alıyorsun? Devrıcı mi alıyorsun? Al. Ruhan Perez'i mi alıyorsun? E, e, Atilla Salah ile mi devam ediyorsun? İkisini birden satıp Goldstopper'i mi alıyorsun? Al. Tolbekin'i. Osterwold'e mi? Lincoln'u mi? Sen düşün. Anlatabiliyor muyum? Sağ açık mesela. E, ee, Peris iç mi alıyorsun? O sahile mi devam ediyorsun? Ne bileyim e, adama travore getiriyorsun? Sen bilirsin. Sol kanat zaha mı getiriyorsun? Kentle mi devam ediyorsun? Sen bilirsin. Forvet Ceko'nun yedeği bat. Şuhayim Ahmet Mehmet. Sen bilirsin. Yani arkadaşlar kadronda 14 tane yabancı olacak. Bunların en fazla 8 tanesi sahada olabilecek. Bittem. Hocam Avrupa'da oynatırız. Doğru. 6 tane eleme maçım var. Becerebilirsin. 6 tane de grup maçım var. 12. Şubat ayına kadar 12 tane Avrupa maçım var. 19 tane de yok Şubat ayını da sayarsak e, yaklaşık 23-24 tane de lig maçım var. 2 katı. Türkiye kupası maçını da sayarsan 26-27 tane maçım var. 27 maçta 3 Türk'le oynamak zorundasın. 12 maçta serbestsin. Hadi bakalım tercih sizin. 12 maça mı 27 maça mı önem, önem vereceksiniz? Ha şunu da söyleyeyim. Kadronda 14 tane e, yabancının 14'ü de kütürük eriği olamaz. 14 tane edince konu olamaz. Senin bütçen bunu kaldırmaz. Hayatın bir de gerçekleri var. Ama ben diyorum ki Aliye Livakovic, Stopere Kao, orta sahaya Renato Sanchez, sağa Perisic, sola Zaha, Forvet'e Ceko, on numaraya Korea. Böyle bir dünya yok. Yok. Dolar, euro bugün 4 liraya 5 liraya düştün var. Yemin ediyorum var. Bugün 5 liraya düştün yemin ediyorum var arkadaşlar. Böyle bir dünya var. Niye? Senin millet satışın yüksek forman 1400 lira. Kaç euro yapar? 5 liradan hesaplayın. Anlatabiliyor muyum? O zaman var. O zaman taraftar zaten 100 bin forma alsa atıyorum kafadan 25 ya 25 30 euro diyelim. 30 euroyu çarp 100 binle. Anlatabiliyor muyum? Zaten parası çıktı futbolcunun. Ama böyle bir dünya yok. Ben hala ve hala ısrarla söylüyorum. Bence kaleci devam edilecek. Mert Müldür. Mert için 2 milyon euro. Bakın Mustafa Hoca'nın dediği noktaya geldik. Gördünüz mü? Biz bu noktaya gelmeyi uzun zamandır bekliyorduk. İstiyorduk. Ve geleceğimizi de söylüyordum. Hani bana diyorsunuz ya seni takip etmem için bana bir neden söyle. Buyurun arkadaşlar verdiğimiz duyumların günler sonra, belki haftalar sonra sosyal medyada bu şekilde paylaşılması yeter mi? Fenerbahçe, Mert Müldür'le anlaşma sağladı diyor. Sarla civetler İtalyan ekibine ise ilk olarak 2 milyon euro teklif etti. Rian Kent Edin Ceko'yu kadrosuna kattı. Üçüncü transfer olarak da Mert Müldür'ü istiyor. Gelecek sezon Fenerbahçe, yabancı kuralında göz önüne alıyor. Milli futbolcu için harekete geçti. Şimdi bak, Mert transfer ettim. O sayıyı de sattın. Hani Zaten o sahi satılmadan Mert Müldür'ün alınacağını herhalde düşünmüyorsunuz değil mi? Hocam ben düşünüyorum. Mert Müldür az stoperin, şey az sahabekin ya da stoper. O sahi yedeği ya da o sahi az Mert yedeği. Verdiği de 8'e çekerim. Doğru lan. Sen amma akıllıyım sana helal olsun. Takdir mi aldım bu sene? Mantıklı. Ya da Ferdi'yi sol beke çekerim. Mantıklı. O zaman o sahiden bağımsız olarak düşünelim. 2 milyon euro teklif edilmiş. Biz Mert Müller ile anlaşmışız. Sağ sağ diye 2 milyon euroluk bir teklifte bulunmuşuz. E sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Bu sezon sakatlığı vardı. 3 maçta süre bulabildi. Aslında bunu bizim de düşünmemiz lazım. Yanlış anlamayın beni. Bunu bizim de dert etmemiz lazım. Yani bu kadar sakatlanan bir futbolcu alınır mı diye. Ama yedek olarak alacağın için atılır, atılabilir zar mı? Bence atılabilir zar. Sakatlık raporlarını istedik. Ben açık söyleyeyim size. Bak çok açık bir duyum veriyorum. Biz 2,5 milyon euro teklif ettik. Bir kuruş yukarı çıkmayacağımızı belirttik. Oyuncunun da gönlü bizden yana başka takıma gitmek istemediğini de belirttik. E, 2,5 milyon euroyu kabul ettikleri anda 5 dakika sonra bak 5 dakika sonra Mert Müldür Fenerbahçe'de. 5 dakika sonra çok değil. 6 dakikaya varmaz 5 dakika sonra. Ama kabul edecekler mi? Bence edecekler. Bekao konusunda 4.5'u kabul ederlerse size de şey oluyor değil mi arkadaşlar? Deja vu yaşadık gibi oluyor. Hocam ben bu videoyu izledim ya. Daha önce izledim ben bunu. Daha önce izlediğin videoda aynı cümleleri tekrar söyledim. Bekao için şu kadar kabul ediyorlarsa, Mert Müdür için kabul ediyorsa ikisi de Fenerbahçe'de diye ısrarlıyım. Sözümün arkasındayım. Sözümünü eriyim. Bu videoyu toparlayalım. Arda Güler ben gideceğini zannetmiyorum. İsmail Kartal da geldi ki fazla süre bulabileceği için gideceğini zannetmiyorum. BKO için 4'e veriyorlarsa, şey 4.5'a veriyorlarsa hemen şimdi alacağız. Yoksa geri çekiliyoruz. Devriş e, ee, BKO sorun yaşattıkları için belki misilleme olarak, belki mantık olarak olan bu daha ucuz tutuyor. Daha kaliteli falan hesabı güderek bir çaba içerisindeyiz. Mert Müldür 2.5'a veriyorlarsa bugün bizde İsmail Kartal hayırlı olsun. Kenan Yıldız doğru değil. Malcolm ve Wendel'de de Sel Selahattin Maki'nin şifreleri var aslında. Onu takip edin. ben kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmeyecekler dedim diyor. Belki bonservisiyle gelecektir. Ha şunu söyleyeyim. Wendel ve Malcolm Fenerbahçe'ye gelecek ama Arda Güler gidecek. Aynı paraya bu ikisi gelecek deseler ben yine kabul ederim. Yine kabul ederim. Oynat Ferdi'yi, oynat Mert Müldür'ü, oynat Altay'ı bir kanadın Malcolm daha iyi becer. Bir kanadın Zaha. Forvet'in Ceko. Forvet arkasında ben bile oynasam 40 tane falan asistim olur. Ben Malcolm ve Wendel konusunda Fenerbahçe yönetimine söylediklerine dikkat edin. Satır aralarını iyi okuyun diyorum. Başka Zenit'le hazırlık maçı. Ya 2 Temmuz'da çalışmalara başlanılıp 9 Temmuz'da maça çıkılacak olması bana çok salakça geliyor. İnşallah sakat falan vermeyiz. Galatasaray'ın yanlış mı yoksa Hull City ile 5'inde hemen hazırlık maçına çıkacakmış. Çok salakça geliyor bunlar bana. Çok ama çok salakça geliyor. Hull City'nin falan da bu kadar erken sezon açması normal. Çünkü adamlar sezonda 46 maç falan oynuyorlar. 20, yani 24 takımda diyebiliyorum ligleri. 46 maç. Bir de kupalar, FA Cup, Cart Cup, Curt Cup falan oynuyorlar. Bu adamlara normal ama bizim için bana tuhaf geliyor. Kaleci konusunda Livakovic, Musso. Ben Kaleci transferinde olacağını düşünmüyorum. Altay ve İrfan Can Eribayat'a devam edeceğini düşünüyorum. Bu da benim şahsi fikrim. Ee, o sayı gidici gibi. Hocam kalma ihtimali var mı? Vallahi bence bazı şeyler yıprandı ya. Bence gitmeli artık. Bu arada şunu söyleyeyim. 2024 Avrupa Konferans Ligi finalinin Atina'daki Ayasofya Stadyumunda oynanacağını açıklamış. 29 Mayıs 2024. Ayasofya, Türkiye, Fenerbahçe, Nasip inşallah. Ama ben şunu söyleyeyim. Çok havalandık. Ee, bizim ayağımızın yere sağlam basması lazım. Şu an çok şımarık bir şekilde hareket ediyoruz. Ee, ayağımızın biraz yere sağlam basması lazım. Yani ne demek istediğimi umarım anlarsınız. UEFA'da geçen sene ne yaptık? Gidebildiğimiz yere kadar dediğimiz dönemde çok iyi gittik. Yani biz bu seviyeye eler finale kalırız dediğimiz anda her şey olsun arkadaşlar. Takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için, bize zaman ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere.